esas harekete geçirici özellik nedir diye sormak gerekirse, bence 2015'in yazından itibaren başlayan bu önce içeride çatışmasızlık döneminin sona ermesi ve PKK'ya karşı yerleşim merkezlerinde başlayan operasyonların sonuçlarını da biliyoruz hepimiz. Daha sonra kırsalda yine şiddetli şekilde devam ettikten sonra nihayet içeride bir güvenlik durumu oluştuktan sonra bu bakış açısı ile bakıldığında bunu görüyoruz. İçeride sınırın iç tarafında yerleşim merkezleri ve kırsal alandaki PKK varlığına, silahlı varlığına baskılanması, dağıtılması, zayıflatılmasından sonra Afrin'e yöneldi. Afrin'e yönelmesinin de tabii evet sadece işte Türkiye'nin PKK ile sürdürdüğü çatışma ile de doğrudan alakası, tek başına alakası var demeyelim. Bunun İdlib'de olan bitenlerle de alakası var. Bence esas Afrin operasyonunun başlamasının tarih olarak yani başlangıç tarihini tayin eden husus İdlib'de yaşananlardır. Serhat Hocam'ın da bahsettiği Rusya ile varılan mutabakatta bir İdlib ayağı vardır. Bunu biz nasıl bir ayak olduğunu bunu göreceğiz. Henüz ortaya çıkmadı ve burada dediği gibi yine Serhat Hoca'nın bağımsız hareket edebilen her ne kadar Suriye, İran, Rusya ittifakı diyor isek de İran'ın otonom bir aktör olduğunu ve önemli bir aktör olduğunu burada teslim etmek gerekiyor. Burada aslında Rusya işte Türkiye'yi de pek hazzetmediği, bu hareketini hazzetmediği İran'a karşı da kullandı bir yerde. Şimdi dolayısıyla bir faktör İdlib'tir. Eğer bu bağlantıyı kesmek söz konusu olduğunda ve Amerika ile bu diplomasi başarısız kaldığı takdirde sonraki stratejik hamle Sincar olabilir. Çünkü Sincar